Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Fikret Bila kendisine Selahattin Demirtaş'ın süreç demokrasi ittifakına doğru evriliyor sözlerini sordum diyor. Kemal Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeyi yapıyor. Şimdi biz Türkiye'nin öncelikli sorununun demokrasi sorunu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bu nedenle Demokratlar İttifakı kurulması gerektiğini vurguluyorum. Millet İttifakı'nın özü de zaten bu, demokrasi. Bu açıdan bakıldığında doğru bir teşhis diyor. Hani şeyin Demirtaş'ın teşhisini. Demirtaş'ın. Süreç demokrasi ittifakına doğru evriliyor sözüne söylüyor bunu. Bu koşullarda hep birlikte demokrasiyi savunmamız gerekiyor. Bizim için öncelikli olan demokrasiyi yeniden inşa etmek. Böyle düşünenlerin de birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yani şimdi harika. Bu perspektif. Tamam. Şimdi perspektifi böyle koyuyor ve bunu kamuoyuna açıklıyor yani. Şimdi tamam, perspektif bu olunca, bu olunca deva da girer bunun içine. Yani demokrasi ortak sorunumuz diyen herkes. Tamam, ben ona cevap verebilir miyim? Çok basit. Gayet basit. Ya bakın, bu kadar tumturaklı söze gerek yok. Yahu Ali Babacan'ın demokrasiyle ne ilgisi olmuş ki var ki Demokratlar ittifakında yer alıyor olsun? Bundan sonra olacaktır belki. Olur mu öyle şey? Bu stratejik derinlikle başımızı belaya sokan Davutoğlu'nun, Bay Davidson'ın, her seferinde de söylüyorum, İngilizce söylemek daha hoşuma gidiyor. Bay Davidson'ın ne alakası var ki demokrasiyle Demokratlar ittifakında olsun? Daha önemlisi, yahu bütün meseleyi etnik temele gelip oturtan, Amerika Orta Doğu'dan defol diyemeyen, Kürt kökenli yurttaşlarımızı Amerikan emperyalizmine iteleyen, Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kökenli yurttaşlarımızın kanını emen feodaliteye tek bir laf edemeyen HDP'nin hangi demokratlıkla bunun içinde yer alıyormuş? Ben bunları merak ediyorum bir yurttaş olarak. Zerre kadar, bakın çok basit şey yanımda, istiyorsanız göstereyim. Ben size demokrasi örneği mi istiyorsunuz HDP'nin? Tekke ve zaviyelerin açılması için, buyurun, kanun teklifi veren bunlar. Demokrasi ya, tekke ve zaviyelerden bahsediyorum. Devrim kanunu. Her sene Said-i Nursi'yi, Şeyh Said'i anan bunlar, öyle mi? Ve Demokratlar İttifakı olacak. Bak, adını koyalım. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bu Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun, AKP'yi indirelim de sonrasına bakarız ittifakı. Ben de diyorum ki evet, bu hükümet gitmeli. Kesin, benim kesin, ama yerine kimin geleceği de en az onun kadar önemli. Dolayısıyla bakın, net bir şey söyleyeceğim. Bir şeyin karşıtı kendi içinde bir birlik oluşturmaz. Basit örneğini vereyim mi? Mesela Müslüman olmayanlar. Hadi bir birlik oluştursun bakalım. Negatifin birliği olmaz. Müslüman olmayan dediğinizin içinde Hristiyan, Musevi, ateist, o bu. Nasıl birlik olacaklar? O yüzden bakın, işte eğer sizin ittifakınızda bir ilke yoksa, bir çizgi yoksa, tartışmanız ne olur? Kim cumhurbaşkanı adayı olacak? Yazık yazık. Hangi fikir, hangi çizgi, hangi program aday olacak diye sorulmuyor da, kim aday olacak? Peki bu kimlerin? Ben herkese, bizi izleyen soruyorum. 5 tane, 6 tane, 7 tane parti var. Yani iktidara bir şekilde aday. Bunların ekonomik programlarının birbirinden farkını bilen varsa bana söylesin. Yok böyle bir şey. Hepsi halkı ezen bu neoliberal politikalara, ama biraz az, ama biraz fazla. Birisi çıkıp da İngiltere gibi bir yerde eski işçi partisi lideri Jeremy Corbyn gibi çıkıp, kardeşim bu halkı ezen bu politikalardan vazgeçilecek, kamucu politikalara geçilecek, millileştirmeler, devletleştirmeler, planlama, bunu söyledi Corbyn. Hatta dedi ki İngiltere NATO'dan da çıkmalı, bu kapitalizmde artık yetti diyebildi. Ama bu ülkede ben bakıyorum, herkes özelleştirmeci. Corbyn kaybetti ama. Herkes. Nasıl? Corbyn kaybetti ama. Yalnız Şaban Bey, kazanmaktan kastınız ne? Bazen kazanıyorum zannederken kaybedersiniz her şeyinizi. Bazen kaybederken kazanırsınız. İlkeniz, şununuz, bununuz olmayı, ha işte mantık bu.
56 bin alacağız ya. Bak, vuracak. Olmadığımız gibi görünelim. Hiçbir ülkemiz olmasın. Her tarafımız hocam, oynasın. Hocam bana vurma ya. Herkese mavi boncuk. Hocam bana vurmayın. Yok, sizinle ilgili değil. Yok, estağfurullah Şaban Bey. Asla i̇şte düşüncem o değil de düşünce biçimi olarak işte böyle Şaban, olmaz. İşte Şaban hocam kazanmaya odaklı. Tamamen yok. Yok yani şey Jeremy Corbyn hani şöyle söylediniz de politikasını olarak, ama kaybetti yani İngiliz halkından teveccüh görmedi. Ya yani İngiliz halkından ya, teveccüh görecek. Dolayısıyla ülkemizde ama, de Türk halkından teveccüh görecek bir program yapılabilir demek istedim. Çok basit. Program Atatürk'ün programı çok basit. Katılıyorum. Katılıyorum. Yeni bir şey keşfetmeye falan gerek yok. Doğru diyorsun. Bak ben açık adını koyuyorum. Yeniden devlet planlama teşkilatı, yeniden üretim, yeniden planlama, yeniden tarım ve hayvancılık. Dünyanın halen şu anda en stratejik maddesi gıdadır ve en büyük beka sorunu gıda sorunu ve güvenliğidir. Hiç kimse acıktığında makine parçası yemez. Bir peki, gıda yer. Çok dolayısıyla Atatürk'ün adını koyduğu üretime dayalı, planlı, kamucu, halkçı ekonomik sisteme geçilecek. Bunun başka yolu molu yok. Peki Şaban Bey, bu Demokratlar İttifakı yeni bir tanımlama mı yoksa ya şimdi, yani yoksa hani o şey mi soruya cevap verilirken o anda ağızdan çıkmış bir tanımlama mı? Yani böyle üzerinde düşünülmüş bir tanımlama sanıyorum, ben tam anlayamadım onu. Ahmet Bey sanıyorum düşünülmüş, yanlış hatırlamıyorsam bunu bu Demokrasi İttifakı şeklinde Sayın Kılıçdaroğlu. Yani, daha önce de söyledi. Ya bir yıldır söylüyor. Bir yıldır söylüyor Demokrasi İttifakı. Demokrasi yok. Kemal Kılıçdaroğlu ne? Şimdi, bu ülkede demokrasi yok. Demokrasiyi tekrar kurmak için bütün işte demokrasi güçleri ittifak yapacağız diyor. Bu da hem işte dostlarımız diye şey yapıyor, tanımlıyor. Dostlar işte, içerisinde ya dostlarımız şey var mı? Partiler, efendim sendikalar. Ne var? Muharrem İnce var mı içinde? Efendim? Muharrem İnce var mı? Ya Muharrem İnce olacaktır. Muharrem İnce zaten hani kendisi diyor varım diyor. Muharrem İnce zaten Millet İttifakı'nda yani şey olarak siyasal olarak Millet İttifakı'nda olacağını söyledi. Ama bir şartla. Yani herkes kendi adayını gösterirse, herkes kendi CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olursa, ikinci tura kalırsa ben Millet İttifakı'nı desteklerim, içinde olurum demiyor. Hayır. Yani abi, şöyle. İyi demedi. Yani Cumhur İttifakı ile hareket etmem. Herhalde kanka muhalefetim diyor. Hayır, biz demokrasiden bahsediyoruz. Yani şimdi hani illa Kılıçdaroğlu demedi. Tamam. Demokrasiden bahsettiğimize göre yani isteyen parti kursun gitsin diyen Kemal Kılıçdaroğlu merak ediyorum. Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'ni bu demokrasi paketi içerisinde düşünüyor mu yoksa? Düşünüyordur mutlaka canım. Yani ya şimdi arkadaşlar yani Kemal Kılıçdaroğlu ne düşündü? Bakın şimdi Kemal Bey hani bir şey yapmaya çalışıyor ama Kemal Bey diyor ki bir dakika. Gördüğümüz. Bir dakika. Demokrasi sorunu var diyor Türkiye'de. Bu sorunun var olduğunu tespit edenler, kabul edenler ve çözüm isteyenler bu demokrasi ittifakının içindelerdir diyor. İçine girebilirler diyor. Muharrem İnce eğer böyle tespit ediyorsa, bunu düşünüyorsa gelsin. Evet. Şimdi yani öyle anlıyorum yani. Demokrasi peki, çok... Peki tamam. Bir saniye. Şimdi bakın Kemal Bey'in kafasında bu demokrasi güçleri tanımı epeydir var. Şimdi bunu Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden hani verdiği demeçle tekrar etti. Yani o da deklar etti. Demirtaş da süreç demokrasi ittifakına doğru gidiyor demiş. Gidiyor. O yani, da diyor ki yani evet böyle. Biz de o ittifakın içindeyiz diyor. Ama şimdi bakın burada biraz önce Ümit Hoca'nın da söylediği, biraz önce işte bu Mustafa Yeneroğlu'nun tweetinden de anladığımız Millet İttifakı'nda bir takım sıkıntılar var. Bunları da hani görmek lazım. Mesela Cihangir İslam geçen hafta Sayın Kılıçdaroğlu tarafından işte rozet takılarak partiye alındığında Cumhuriyet Halk Partisi içinde yani çok ciddi tepkiler oldu. Koca sakala İrem Çiçek'e ihraç, bu tür hormonlara ithal. Şimdi Cihangir İslam'ın bir takım tweetleri ortaya çıktı. İşte Cumhuriyet karşıtı, Atatürk karşıtı filan. O nedenle olağanüstü bir tepki oluştu. Şimdi işte Mustafa Yeneroğlu'nun, Deva Partili Mustafa Yeneroğlu'nun andımıza karşı o şeyi,
yani irite edici Cumhuriyet Halk Partisi. O milletvekili miydi Şaban Bey? Evet, halen İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu. Şaban Bey, size bir şey sorabilir miyim? Şimdi Cihangir İslam konusuna girmek istemiyorum. O ayrı bir ayrı bir konu da. Ya şimdi bu Millet İttifakı içinde yer alacak olan partilerin farklı fikirleri olmayacak mı? Yani andımız konusunda Deva Partisi farklı düşünüyor. Yani bu birlikteliğe nasıl oluyordu aykırı düşebiliyor? Yani o konuda... Ama basit bir farklılık değil, çok temel, şimdi şöyle, çok temel bir farklılık. Ha, onu şöyle, söyleyin bana, ben anlamıyorum. Şöyle Ahmet çok Bey, yani şimdi demokrasi az önce Bedri Bey söyledi, ittifakı çok diyorsun. Temel felsefi farklılık. Çok demokrasi, özür dilerim Şaban Bey. Demokrasi ittifakı diyorsan, o demokrasi ittifakının bir takım unsurları var. Yani demokrasi şu anda yok Türkiye'de, hani o mantıkla bakınca demokrasi getireceğiz. Nasıl bir demokrasi getireceksin? Yani hadi Cumhuriyet'in temel felsefesi. Ha, işte orada da Ümit Hoca'nın söylediği devreye giriyor. Hadi dolayısıyla yendin diyelim. Tamam. Ne getireceğine dair yani, şey yok. Erdoğan'ı şimdi, devirdin. Sandıkta Erdoğan'ı devirdin. Millet İttifakı mecliste çoğunluğu aldı. Şimdi? Millet İttifakı'nın gösterdiği şimdi Cumhurbaşkanı da oldu. Programınız ne? Andımız ne olacak mesela? Andımız ne olacak? Milliyetin mesela, Bakanına ne talimat vereceksin? Andımızı geçtim. Gibi. Ülkede ne olacak? Programımız ne olacak? Ekonomik tamam. Programımız arada, ne olacak? Dış politikamız ne olacak? Ben merak ediyorum. Pardon burada, Bedri Bey bir şey burada, söylüyor. Burada ben tamamlayayım. Bir cümleyelim. Burada şöyle bir sorun görüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bir taraftan bu demokrasi ittifakı dediği ittifakı genişletmeye çalışırken bir taraftan da kendi temel değerlerinden, temel siyasetinden tavizler veriyor. Yani vazgeçiyor. Şimdi mesela Ali Babacan'ın işte andımızla vermedi. Ali Babacan'ın partisi andımız işte şeydir. Diyecek ki bak ben Faik Öztürk'e sor. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Faik Öztürk'e sor. De ki Deva Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu andımızla ilgili şunu dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Cevap CHP sözcüsü. Evet. O ayrı bir partidir. Kendi fikrini tamam. Açıklamıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki net görüşümüzü koyduk ortaya. Tamam. Yarın, ne diyeceksin buna? Tamam. Peki yarın iktidar olduğunuzda Milli Eğitim Bakanlığı ne yapacak? Andımız konu. Onu sor. Tamam. Onu bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Çünkü tamam Erdoğan'ı yendik. Erdoğan'ı yendiniz sandıkta. Hükümet geldi. Yeni hükümet geldi. Ona bakarız. Bir yenelim de. Ama şöyle. Yeni hükümet arkadaşlar demek istiyorum. AK Parti'den böyle bir açıklama yapılsaydı Faik Öztürk ya da Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek? Ya tepki gösterlerdi ama şimdi tabii AK Parti kadar yani AK Parti görüşmedi AK Parti hadi AK Parti ile AK Parti kadar Deva Partisi'ni eşitleyemeyiz yani. O kadar yani. Bir ağırlığı hayır, yok çünkü pozisyonda Ahmet söylüyorum. Yani bir şey sorabilir miyim? Bak tepki oraya tepki. Hocam eski özür dilerim. Bu arada bu demokrasi ittifakını sadece Demirtaş söylemiyor. Pervin Buldan Ali Babacan'la görüştükten sonra kapıda bir açıklama yaptı. Demokrasi ittifakı kurulacak. Yol temizliğini yapacağız gibi bir ifadesi var. Bu yol temizliğinin ne anlama geldiğini de açıklamadılar. Tabii yani bunları... şöyle bir durum var. O konuda haklısınız. Onu anlayabiliyorum ne demek istediğinizi. Şimdi andığımız burada bir önemli bir şey. Yani belki bir çatlama. Yani çatlama belki işareti veriyor. Evet. Çünkü orada esas bence yani Deva'dan da önemli esas kırılmayı ben HDP açısından bekliyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten takdir ettim. Yani onu söyleyeyim. Yani Faik Bey'i çok takdir ettim. Çok güzel bir cevap verdi. Hiç sağa sola yalpalamadan gayet düzgün, şahane bir açıklama yaptı. Kendi partisinin sözcüsü olarak. Şimdi ben bu cevaptan mesela HDP'nin hiç memnun kalmadığını düşünüyorum. HDP andımız konusunu çok büyük mesele yapar. Çünkü andımız konusu HDP açısından bakıldığında çok temel, en temel meselelerden biri. Zaten onların da itirazıyla kaldırılmıştı zamanında. O aşağılarda halledilir. Şimdi halledilemez. Şunu demek istiyorum. Ben son cümlemi söyleyeyim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı bu temel CHP'nin temel siyasetinde bir uzlaşma sağlayamaz da bu aykırı sesler hani DEVA'dan, HDP'den çıkmaya devam ederse, sürerse ben Muharrem İnce'nin kuracağı parti için bunun büyük bir potansiyel olacağını düşünüyorum. Abi iki aday olacak yani sonuçta. Kim? Ne olacak ki? Kim? Yani bir Millet İttifakı'nın adayı bir de Cumhur İttifakı'nın adayı yarışacak. Hayır. CHP kendi siyaseti etrafında o bütünleşmeyi, uzlaşmayı sağlayamazsa oradan Muharrem Bey'e oradan kayar kaçan, diyor. Oradan evet. Çok sayıda seçmen bilmem. Muharrem İnce'nin partisine kaçabilir. Bu tepkiye rağmen Mustafa Yeneroğlu'nun bu tepkisine CHP'den yarın
bir tepki gelmezse... Niye gelsin ya? Gelirken bir açıklama... Normalde açıklama yani yapmış. Hani makul bir eleştiri gelmesi gerekir. Yani ben şunu anlamıyorum. Şimdi, başka bir partiden, başka bir sözcünün ifade ettiği bir görüşü Cumhuriyet Halk Partisi onun vasisiymiş gibi çıkıp bir şey mi söyleyecek? Yani ben anlamadım. Potansiyel ortağı şimdi iki günde bir görüşüyor. Yani bu CHP seçmenleri, CHP'liler şimdi bunu gördü. Mustafa Yeneroğlu'nun bu tweetini gördü. Bir rahatsızlık oldu. Dolayısıyla hani... Dostluğa halel getiren bir açıklama. Ben daha önemli bir... Onu anlatmaya çalışıyorum.